Herkese selamlar dostlar. 4 Kasım 2020 iddaa tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün için toplamda 10 tane mücadele aldım UEFA Avrupa'dan. Bakalım nasıl bir sonuç çıkartacağız. İlk mücadelemiz Real Sociedad mücadelesiyle başlayacağız. Ondan önce geçmiş günlere baktığımız zaman da Şampiyonlar Ligi'nin Salı gününde yaptığımız raporu ekranda görüyorsunuz. Ekranda gördüğünüz üzere toplamda 5 tane mücadele vermiştik. 5'te 4 şeklinde kaldı. Bayern Münih'in ev sahibi 2.5 üstü geldi. Manu'nun KG varı geldi. Salzburg'un KG varı geldi. İlk kere en çok korner Chelsea kullanır dedik. Fakat Sevilla günü zaten sanırım tek patlayan mücadelesiydi. Ona da 4.5 altında kazanır şeklinde bir öneri yapmıştım sizlere. Fakat o mücadelemize gelmedi. Geçelim bunu. Çarşamba gününün maçları henüz daha başlamadı. Milan mücadelesiyle Real Madrid maçları başladı. Porto 1-0 önde. Real Madrid 1-0 önde. Hatta şöyle de ekrandan göstereyim. Herhangi bir değişiklik yok zaten dakika 24'lerde. Şimdi ben sizlere anlatmaya başlayayım isterseniz. İlk mücadelemiz Real Sociedad'da Sturm Graz mücadelesi. İlk mücadelede zaten Real Sociedad burada deplasmanda 1-0 galip gelmesini bildi ki biz de canlıdan zaten önermiştik. Sturm Graz rakip kaleye çok fazla açıkçası gidemedi. Keza ben burada İspanya'da hiç gidebileceğini kolay kolay sanmıyorum Sturm Graz'ın ki zaten Sturm Graz şu an zaten kendi liginde de düşüşte olduğunu belirtmek gerekir. Real Sociedad bu sezon gerçekten hem liginde hem de Avrupa'da her iki kulvarda çok başarılı işlere imza atıyor. Ben burada gollerin zaten ev sahibinden gelmesini bekliyorum. Deplasmanın gol olarak çok fazla katkı vermesini beklemiyorum. En fazla bir tane atar diye düşünüyorum. Real Sociedad da hafta sonunda oynadığı mücadelede hafta içi sanırım 90'da yediği golle birbirlik sağdan 2 puan bıraktı Atletico Bilbao'ya karşı. Burada bence kazanır. Çünkü bir kalite farkı ortada. Ki Real Sociedad'a baktığımız zaman da e, oyuncuların oturmuş bir kadroyla sahip olduğunu söylemek mümkün. Fakat ben çok fazla gol beklemediğimden dolayı 4.5 altında bir olarak sizlere sunmak istiyorum. Bu mücadeleyi Real Sociedad kazanın. Fakat mücadeleyle ben toplamda 5 gol çıkmasını beklemiyorum. Çünkü Sturm Graz'ın çok fazla gol katkısı verebileceğini de düşünmüyorum açıkçası. Ondan dolayı ben Real Sociedad'ın 1.5 üstüne baktım. Onun oranı 1.25. 2.5 üstünün riskine girmedim. 4.5 6 yapmak daha mantıklı geldi. 1.37 gibi orandan idealden alabilirsiniz. Varşova ile Napoli mücadelesi. Grup arkadaşlar kızıştığını belirtmek gerekir bu mücadelenin. Arkada Leicester var. Napoli geliyor. Varşova geliyor. Napoli'nin bu mücadelede kazanması lazım. Son mücadelesinde zaten kendi evinde 3-0 gibi skorla kazanan Napoli şu an deplasmana çıkacak. Napoli Avrupa'da oynadığı maçlara baktığımız zaman da İlk iki mücadelesinde çok fazla bir iş çıkartamadı. Kendi evinde Moskova'ya mağlup oldu ve çıtlarla da berabere kaldı. Şu an zaten sancısını çektiğim mücadele Moskova maçının kendi evinde yenilmesi. Onun sancısını çekiyor Napoli. Ligde gerçekten odaklanmış bir şekilde gidiyor ki çok iyi giden ligde Napoli şöyle bir düşünceye de kapılabilir. Düşünce şu. Ben Avrupa'da oynamak istemiyorum. Kendi ligimde şu an iyi gidiyorum. Asıl olarak önemli olan lig diye düşünebilir mesela. Fakat ben Avrupa'ya da önem vereceğini düşünüyorum. Varşova gibi takıma da en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Çünkü Varşova da burada bir puan almak isteyecektir mutlaka. İlk gol geldiği zaman açılacaktır diye düşünüyorum. Napoli'nin 2 gol atarak kazanması ideal bir tercih olacaktır. 1.42 gibi oranla onu idealden değerlendirebilirsiniz. Galatasaray ile Moskova mücadelesi. Ondan önce ekranda gördüğünüz katıl grubunun canlı bahisleriyle göstereyim. Dün canlı bahislerde bence güzel işler çıkardık. Şöyle ekranda göstermek gerekirse. Barcelona'nın atacağı bir golü aldık kazandık. Juventus'un ev sahibi 2.5 üstünü aldık. Güzel orandan değerlendirdik. Ki zaten 4'ü de buldu. Bayern Münih'e ilk kere 1 girdik. O geldi. Onun dışında Bayern Münih mücadelesine ilk kere 2.5 üst. Dakika 37'de girdik. O bile geldi yani. Çok güzel kazanç elde ettiğimizi söylemek gerekir. Canlı Telegram grubumuzda. Hatta ben sizlere isterseniz ekrandan da göstereyim Telegram grubumuza. Şöyle ekranda da gördüğünüz üzere arkadaşlar. Telegram grubunda. Dün mesela bu maça toplam gol 1.5 üst verdik canlıdan. Son dakikada da o gelse de geldi güzel bir şekilde. Bayern mücadelesi ilk yarı 2.5 yüz. Burada Barcelona'nın golüne girmiştik. O geldi. Üçüncü gol Juventus mücadelesinde ev sahibi verdim. O geldi. Juventus penaltı tekrarlanacak. Dışarı attı penaltıyı. Maç hakkında bilgi verdim. Üçüncü golü geldi. Ev sahibi iki buçuk üstünü verdim. O geldi. Makine saymaya devam ediyor şeklinde de bir yazı yazmışım. Muhtemelen Lewandowski. Binler binler şekilde ilerledik. Yatan bir tercih vardı. Onu göstereyim. 6. gol Bayern dedim. Benfica attı. Oran yakalamak adına. Yoksa Bayern Münih de zaten sallıyordu. Onun dışında Jongboysun da geldi. Yani dün kısaca güzel bir canlı tercih. Canlı bahis şekilde geçirdik. Bakalım darısı bugüne videodan sonra maçlara oturacağım. Eğer sizler de katıl grubuna gelmek istiyorsanız arkadaşlar abone ol şunun yanında katıl Katıl ana telegram grubuna girmek için bu seviyeyi hem ana telegram grubuna hem de yüksek oran grubuna girmek isteyenler de bu seviyeyi tercih edebilir. Hem iki gruba da dahil olup bir de Whatsapp'tan iletişim geçmek isteyenler varsa genellikle yüklü oynayanlar iletişime geçiyor ki zaten bugün de oradan bir öneri yaptım açıkçası. Oradan o seviyeyi isteyenler de bu seviyeye gelebilirler şekilde geçeyim maçlara. Galatasaray mücadelesi. Ben öncelikle maçın idealini söyleyeyim sizlere. Değerlendirme yapmak isteyenler ona göre değerlendirsin. Ben bu maçta çok fazla gol beklemiyorum. Ev sahibinde zaten Galatasaray'da Arda, Boye ya yani neredeyse tam kadro. Kerem, Çıkıldağ, Morutan, Halil oynayabilir. Moskova takımında kendi liginde son mücadelesini kazanmasını bildi. İki maçlıkta bir serisi var. Avrupa'ya baktığımız zaman da zaten son maçta şöyle göstermek gerekirse Son maçta Deplasman'da 1-0 kazandı. Ben bu mücadelede çok gol olmasını beklemiyorum. 3.5-6 bu maçın bence en ideal tercihidir. En ideal tercih olarak ben bu mücadelede 3.5-6'nı sizlere sunabilirim. Ama yüksek orandan isteyenler varsa yani değsin diyorsanız 3.5-6'nda 1 yaparsanız 2-16 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz. Nedeni şu Galatasaray bu maçta %100 kapasiteyle oynayacak. Galatasaray taraftarının bu maçtan mutlaka stadı dolduracağını adımdan kadar adım kadar eminim. stadyum full olacaktır. Ben Galatasaray'ın kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyorum. Maksimum gol olarak baktığımız zaman da 2-1'lik skor çıkar diye düşünüyorum. Yine tek farklı bir Galatasaray galibiyeti denenebilir. Fakat maç sonu 1 ve 3.5 6 2-16 gibi orandan MBS 1 deneyebilirsiniz. İsteyenlere direkt 3.5 altına alabilirler. Yüksek oranlı olarak da 3-15 gibi orandan Handicap 0'ı da sizlere önerebilirim ile West Ham mücadelesi. West Ham'ı zaten 17 oyundan kolay kolay kimse bu takıma direnemez arkadaşlar West Ham takımına. Yüksek oran açılması normal bence. Zaten gruba baktığımız zaman da West Ham işi götürdü burada. 9 puanla liderle oturdu. En yakın takipçisi 3 puanda. Genk de son dönemlerde iyi işler imza attı. Son 2 maçında toplamda 12 tane gol attı. 6 golü hazırlık maçı hazırlık mücadelesinde attı. Hazırlık diyorum. Kupa mücadelesinde Son oynanan Zulta Veregen maçında da 6 tane attı. Pozisyonlara girdi. Takımın özgüveni biraz kendine geldi. Bu mücadelede ben bir KG var tercihi bekliyorum. 1.45 gibi orandan burada KG varı değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. West Ham'ın bu maçta çok fazla kasmayacağını, kadrosunda da biraz da rotasyona gitmesini beklediğinden dolayı KG var bence ideal olacaktır diye düşünüyorum. Leicester'la Moskova mücadelesi. ilk mücadelede çok güzel bir maç izledik. Açıkçası 4-3'lük bir mücadele kazandı Leicester. Canlan da gerçekten ekmeğini yediğimiz maçlardan bir tanesi. Eğer Leicester City bu mücadeleyi istiyorsa, yani bu gruptan çıkmak istiyorsa bu mücadeleyi kendi evinde kazanacaktır. Ben bu mücadeleyi de Leicester'ın kazanmasını fakat mücadelenin yine 4.5 altında bitmesini bekliyorum. Son mücadelesinin arkadaşlar o kadar şey olduğuna bakmayın. 4-3'lük bittiğine bakmayın. Moskova geldi attı, geldi attı, geldi attı. Öyle o mücadele 4-3'e gitti. Yoksa 4-3'lük bir mücadele değildi açıkçası. Moskova'nın da şansı yanındaydı. Moskova'nın bu sefer o kadar çok gole katkı yapmasını beklemiyorum. Leicester'da Avrupa'da zaten rotasyonlu çıkıyor genellikle kadroları baktığımız zaman da. Muhtemelen ileride yine Daka oynayacaktır. Barnes, Lukman gibi isimlerle Tilemans arkadan destek verecektir. Vardy mesela bu maçta olmayacak arkadaşlar. Muhtemelen olmaz yani yedeklere koyar. Eksikleri de var. 4.5 altında bir bu mücadeleye yakışır. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Antwerp ile Fenerbahçe mücadelesi. Antwerp'in ben kendi evinde Fenerbahçe'ye karşı gol bulmasını bekliyorum. Fenerbahçe son 4 mücadelesine baktığımız zaman da sadece 1 puan alabilirdi kendi Ki zaten şeye baktığımız zaman da son mücadeleye baktığımız zaman da 2-2'lik bir beraberlik kaldı Antwerp'e karşı. Aldığı beraberlik de zaten Antwerp mücadelesiydi. Antwerp tempolu oynayan bir takım arkadaşlar. Tempolu maçlara oynadığı zaman Fenerbahçe'de son maçta bence ayak uydurdu bu tempolu oyuna. Fenerbahçe'nin keza yine aynı şekilde ayak uydurmasını bekliyorum. Maçın temposunu Antwerp kesinlikle düşürmek istemeyecektir. Hızlı oyunla zaten oynay oynadığı oyun yapısına baktığımız zaman da hızlı bir oyun yapısı var. Geçiş, oy geçiş oyunla birlikte direkt Fenerbahçe kalecisine gidebilirler. Fenerbahçe'de eksikler var. Bu eksikler can sıkacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'deki eksiklere baktığımız zaman da Altay'ın bu maçta olmayacağı, Valencia'nın bu maçta olmayacağı, Gustavo'nun bu maçta olmayacağını biliyorum. Fakat şöyle söyleyeyim. İleride Berisha, İrfan Can, Ferdi falan kanatlardan Samuel destekler verir diye düşünüyorum. Ben burada ev sahibinin kazanırı olabilir. Sürprizleri deneyebilir. Fakat Fenerbahçe'nin bir gol bulması idealdir. 1.47 gibi orandan KG var değerlendirdim. Her iki takımın atacağı birbirine goller bence değerli. Oran da güzel değerlendirebiliriz bu mücadeleyi. Braga ile Ludogorets mücadelesi. Braga'nın da işi zor. Burada Braga kendi evinde oynayacak bu sefer bu mücadeleyi. İlk mücadeleye baktığımız zaman da deplasmanda 1-0 kazanan bir Braga vardı. Grup aşamasına baktığımız zaman da bu grubun en güçlü isimlerinden bir tanesi Braga arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman da Midland, Braga önde gelen isimlerden. Şöyle baktığımız zaman da en güçlü isim bence Braga. Gruptan çıkmak istiyorsa Braga'nın burada Kazanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben mücadeleyi deplasmanla iyi oynayarak 1-0 kazandı. Kaçan pozisyonları direkten dönen topları vardı Burak ekibinin. Ludogores de bu sezon istenilen seviyede değil. İstenilen seviyede nasıl değil? Normalde Ludogores arkadaşlar kendini Avrupa'da kanıtlamış bir takım baktığımız zaman da geçmiş başarılarına ve Avrupa'da gösterdiği başarıya baktığımız zaman da güzel maçlar çıkaran bir takım. Fakat Braga'nın burada biraz daha istekli bir oyunu arzusunu bekliyorum. Kendi liginde de kolay kolay yenilmeyen bir takım Braga takımı. O yenilmeme alışkanlığını kazanmış bir ekip. En kötü berabere kalıyor. Ben burada Braga'nın atacağı 2 golü değerlendirdim. 1.41 gibi oranlar ideal bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler ev sahibi 1.5 üstü 1.41 gibi oranlar öneririm. Braga'nın atacağı 2 golü değerlendirdim. Dinamo Zagreb ile Rapid Wien mücadelesi. Bu mücadele direkt taraf bahsi değerlendirdim. Direkt Zagreb'in kazanmasını bekliyorum. İlk mücadeleye baktığımız zaman da deplasmanda kaybeden Zagreb eğer gruptan çıkmak istiyorsa ki zaten kalite anlamında da burada zaten ikinci olaraktan da tek rakibi burada Rapid Wien hedef mücadelesi olarak görüyorum bu mücadeleyi. Ondan dolayı Dinamo Zagreb'in bu maçta iyi oynayarak da kazanmasını bekliyorum. Çünkü son maçında mağlup oldu. Hedef takımı direkt Rapid Wien takımı. Kendi evinde oynayacak. Son maçına baktığımız zaman da zaten Skorun verdiği avantajla da olsa diyeyim şöyle. Baskı olarak da 161 topla oynamış mesela Zagreb. Bu sefer kendi evinde biraz daha topa hakim olup daha iyi işler çıkartır diye düşünüyorum. Burada direkt Dinamo Zagreb'in maç sonu kazanımını değerlendirebiliriz. 1.54 gibi orandan güzel oran. Union Berlin ile Feyenoord mücadelesi. Geçen maçlarını değerlendirmiştik KG var olarak. Union Berlin arkadaşlar tempolu bir takım oynayan. Yani her iki takımın da mutlaka karşılıklı en az 4 tane gol pozisyonuna girebilecektir diye düşünüyorum. Hem Union Berlin hem de Feyenoord ekibi. Burada zaten kalite anlamından birbirlerine yakın. Feyenoord'un biraz daha üstüne belki biri, 49 biri 51 basar diye düşünüyorum ben burada. Union Berlin'e baktığımız zaman da kendi evinde zaten Bundesliga'da iyi işler çıkaran bir takım. Gruptan çıkmak istiyorsa bu maçlarda Rotasyon, rotasyondan ziyade e, reaksiyon göstermesi gerekiyor. Rotasyon yanlış oldu. Reaksiyon göstermek istiyorsa bu maçta artık kazanması gerekir. Avrupa'da iyi işler yapmak istiyorsa. Çünkü grupta herkesin puanı birbirine yakın. En azından ikinci olup playoff'a gitmek e, isterdiği düşünüyorum. Ben burada Union Berlin mücadelesine tempolu güzel bir mücadele bekliyorum. KG varlığını 1.47 gibi orandan değerlendirdim. değerlendireceklere de bol şanslar. Tottenham'la Mites'le mücadelesi. Tottenham'da arkadaşlar bildiğiniz üzere Conte geldi. Conte'nin ilk mücadelesi olacaktır muhtemelen. Takımın başında olacak mı bilmiyorum fakat Espiritu ile yollar ayrıldığı için Nuno Espiritu ile birlikte takım bir reaksiyon gösterecektir açıkçası. Vitesse mücadelesi de o maçlardan bir tanesi. İlk mücadeleye baktığımız zaman da Vitesle takımı zaten İlk mücadeleyi 1-0 gibi skorla kazandı. Tottenham bu mücadelede ideal 11'ini çıkarak kazanmaya oynayacaktır. Bu Tottenham'da tam bir cingen takımı. Nasıl cingen takımı? İşine geldiği zaman 4 atar, işine gelmediği zaman 1 atar. Kesinlikle kombineme koymam fakat en az 2 gol atarak kazanırını 1.35 gibi ideal oran açmışlar. Değerlendirebilirsiniz. Tottenham'ın handikabı da değerlendirilebilir aslında yüksek oran olarak. Onun da oranı 1.62. 2-0, 3-0 gibi skor beklediğinden dolayı söylüyorum ben. Ama 1 ve üst şeklinde yaparsanız daha ideal olacaktır arkadaşlar. Toplamda sizlere 10 tane mücadele anlattım. Değerlendirmek isteyen herkese öncelikle bol şanslar diliyorum ben mücadelede. Ben sizlere bir kombin önerisi olarak şöyle bir öneri yapacağım sizlere. Hatta ekrana gelsin kombinemiz. Ekrandaki kombinede arkadaşlar görüyorsunuz. ideal kombin önerisidir. 10 tane maç anlattım. Sizler de kendiniz zaten seçebilirsiniz. Ben Real Sociedad'ın 4.5 altında kazanmasını bekliyorum Sturm karşı. Hedef maçlarından bir tanesi, gruptan en azından iyi iş çıkarmak istiyorsak zaten deplasmandan da kazandı. Güzel bir kadrosu, oturmuş bir kadrosu var. 4.5 altında kazanır diye düşünüyorum. Fenerbahçe mücadelesinde de, Fenerbahçe'de eksikler çok da olsa Antler Kalesi'nde tehlikeli pozisyonlara girebilir diye düşünüyorum. Ondan mücadele KG var olarak değerlendirdim. İdeal iki 3lü oranla sizlere öne bir kombine bu. Sizden ricam videoya like atmadıysanız, like atarsanız sevinirim. Artı 300 like gelmeyi, geldiği sürece ben zaten sizlere kombine önerisi yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Onun dışında şöyle söyleyeyim ben sizlere. Ee, neyse unuttum şimdi <laughs> seviyorsunuz arkadaşlar görüşmek üzere bay bay değerlendirmek isteyenlere herkese bol şanslar.